Efendim merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir İslam ve İnsan isimli programımızda gene sizlerle birlikteyiz. Antalya İl Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu İslam ve İnsan programımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz olan Emrullah Zorlu hocamla birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Değerli dostlar, malumdur ki yılbaşı yaklaşıyor. Müslümanlar açısından yılbaşının bir önemi var mı, değeri var mı? Yılbaşı nereden geldi? Bu adet nereden gelmiştir? Bundan bahsedeceğiz ki malum Batı dünyasından geldiği bilinmekte, Hristiyanlıktan geldiği bilinmekte ki Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlandığı söylenmekte, bilinmekte. Bunlar hakkında konuşacağız. Hristiyanlıktan ve Hristiyan kültürünün biz Müslümanlar üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Yılbaşıdan bahsedeceğiz. Bir Müslüman yılbaşı kutlamalı mı, kutlamamalı mı? Yılbaşına neler yapmalı? Ve en son nefis muhasebesinden de bahsedeceğiz. Bir yılın geçirmiş olduğumuz bir yılın muhasebesini kişinin yapması gerektiğinden de bahsedeceğiz inşallah değerli dostlar. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malum yılbaşı dediğimiz zaman akla hemen Noel geliyor. Bu Batı dünyasından bize geçen bu kültür hemen akla geliyor. Öncelikle Hristiyanlığı bir konuşalım. Nedir Hristiyanlık? Buyurun hocam. Hristiyanlık şu anda dünyanın en kalabalık ve çoğunluğu taraftarı en kalabalık olan ve çok eski olan bir dini gelenek. Bugünkü bu dini gelenek, yaygın dini gelenek dedik ya, bu dinin aslında mimarı Paulus'tur. Yani aslında Hristiyanlık diye din var mı? Bu da bir tartışmalı konusudur. Çünkü biliyorsunuz Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem bir Yahudiydi. Hazreti İsa da Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdi. Hatta bu Yuhanna İncil'in başında öyle söylüyor. Yani diyor ki ben diyor İsrailoğullarının dağınıklığını toplamaya geldim diye yani. Fakat kendisinin vefatının arkasından Paulus, ki havarisi olup olmadığı da tartışmalı bir konu, Paulus tarafından bu din inşa edildi. Hatta dinler tarihçileri Hristiyanlığı, Hazreti İsa'yı, Hristiyanlığı anlatırken, dinin nasıl kurulduğunu anlatırken şöyle anlatırlar. Bir çömlekçiyi örnek verirler. Biliyorsunuz çömlekçi çömleği kumdan, topraktan çömleği yapar. Öyle değil mi? Çömleğe şekil verir. Hristiyanlık işte o çömlekçi, çömleği yapan kişi Paulus'tur. O kum malzeme de Hazreti İsa'dır. Hristiyanlık dinine baktığınız zaman şahıs üzerine oturtulmuş bir din vardır aslında. Yani din Hazreti İsa üzerine, bizim inancımızda bir beşer üzerine oturtulmuş bir din vardır yani. Bu dinin tanrısı, vahyi, her şeyi İsa'nın uluhileştirilmesiyle, kutsallaştırılmasıyla oluşturmuş bir dindir yani. Bu yönüyle de İslamiyet'ten ayrılır yani. Mesela İslamiyet Allah merkezli, vahiy merkezli bir dindir. Fakat Hristiyanlık şahıs üzerine inşa edilmiş bir dindir. Hatta yeri gelmişken Yahudiliği de söyleyelim. Yahudilik de belli bir etnik grubun, belli bir tarihin, bir ırkın kutsaması üzerine inşa edilmiş bir dindir. Bu yüzden İslamiyet bu yönüyle diğer bu iki dinden ayrılmaktadır. Burada Hristo sözcüğü de çok önemli. Bu Yunanca bir sözcük yani. Hazreti İsa'nın vefatından 60 yıl sonra Antakya bölgesinde Romalılar tarafından bunlara takılan bir isim. Kur'an'da biliyorsunuz kullanılmaz. Nasrani. Nasrani Evet. der veya Nasrani. işte ehli kitap, ehli zikr bazen böyle anlatılıyor. Ya da Mesihi diyorlar. Mesih, Mesih. evet. Aynen. Hristiyanlık Ama anlamında. efendi demektir Yunanca. Efendicilik. Efendi İsa'nın peşinden gidenler manasında. Hocam bu dinin oluşumu çok enteresan tabii. Şöyle diyelim. Hazreti İsa'nın getirdiği, gerçi ilahi dinler diyoruz ya, İşte semavi dinler, ilahi dinler, dinler tarihine baktığımız zaman böyle bir
ayrışma vardır. İşte semavi dinler, ilahi dinler, şöyle dinler. Aslında ilahi dinler olmaz. İlahi din olur. Bir tanedir o da yani. O da Allah'ın... Tevhid inancı dediğimiz. O da tevhiddir, evet. Yani Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen aynı din. O dinin farklı şeriatlar olabilir. Lakin din bir tanedir. Bu ayrım da doğru değil. Ve bu da tevhiddir. Bizim akademideki karşılığıyla monoteizmdir. Fakat bunlar yavaşça şirk dinine dönüşmüştür. Politeizme dönüşmüştür. Yahudilik de maalesef böyle olmuştur. Hristiyanlık da maalesef böyle olmuştur. Yani Hazreti İsa'nın mesajını getirdiği o tevhid dini dejenere edilmiştir. Her şeyden önce artık bir Paulus'un elinde, daha doğrusu dejenere edilmiştir. Bugünse ortalıkta gezen din diye tanıtılan Hristiyanlığın Hazreti İsa ile bırakın yakından uzaktan bile alakası yoktur. Hatta Kur'an'da bahsedilen Hristiyanlık dahi bugünkü piyasada gezen Hristiyanlık diniyle alakalı değildir yani büyük oranda. Evet. Şöyle özetleyecek olursak hocam, o zaman Hazreti İsa'ya inen İncil günümüzdeki o İncil değil. Günümüzdeki Hristiyanlık da Hazreti İsa'ya inen din olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Değil mi hocam? Paulus dediniz. Asıl Hazreti İsa'ya gönderilen şeriat, din daha sonra kaybolmuş. İncil'in aslı yitirilmiş, kaybolmuş. Orijinal olan dili korunamamış. Tabii. Yani kaybolduğu için. Daha sonra Paulus Hristiyanlığın bir nevi ikinci kurucusu o olmayı başarmış ve günümüzdeki Batı dünyasında inanılan, mensubu olunan Hristiyanlık dini de Paulus'un kurduğu din diyebiliriz, değil mi Tabii hocam? Tabii ki. Bir de bu Hazreti İsa'nın ilahlaştırılmasına değinecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o bir insandı, o, evet, bir beşerdi. Hatta yer içerdi. İkisi de diyor Hazreti Meryem'le birlikte. Evet. İkisi de yer içerdi. Nasıl Tanrı olabilir? Ya da Allah üçün üçüdür diyen işte kafir olmuştur şeklinde ayet-i kerimeler var. Yani Hristiyanlığa bir eleştiri söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bu bağlamda bu nasıl şekillenmiş? Hazreti İsa şimdi nasıl ilahlaştırılmış hocam? Bugün şöyle söylenir. Onlar aslında şöyle inanıyorlar. Müslümanlıkta, İslam dininde, yani bizim dinimizde Kur'an ne ise, Kur'an, Hristiyanlıkta Hazreti İsa odur. O yüzden bizim dinler tarihçileri Hazreti Peygamber'le, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la Hazreti İsa'yı karşılaştırmazlar. Kur'an-ı Kerim'le İsa'yı karşılaştırırlar. Evet. Çünkü Hristiyanlıkta, yani bu olay anlaşılsın diye böyle örnek verdim. İsa bizdeki Kur'an yerine koyur. Çünkü o vahiydir, sözdür. Hatta onlar şöyle ifade edilir. Hristiyanlığın akaidinde diyelim bizim tabiriyle. Söz Tanrı'dır. Ve daha sonra söz beden oldu. İşte biliyorsunuz İsa da Allah'ın ete kemiğe bürünmüş halidir. Yani bu inanç, teolojileri bunun üzerine kurulu. Aslında bunun tarihsel arka planı da var. Yani bu kültürün nereden geldiği. Biliyorsunuz Hristiyanlık daha sonrasında bu Yunan paganizmiyle biraz haşır neşir oldu. Paulus onu oradan aktardı. Orada biliyorsunuz Zeus vardır. Öyle değil mi? Tanrı'nın oğlu, yarı, evet, Herkül, yarı Tanrı, yarı insan. Öyle değil mi? O mitolojik form aslında Hristiyanlığın içerisinde dirilmiştir. Yani biliyorsunuz o İskenderiye Kilisesi'yle bu Konstantin döneminde, öyle değil mi? O dört İncil'in, evet, seçildiği meşhur İznik konsülü, o da neydi? Milattan sonra 325 meşhur İznik konsülü. Orada iki kilise arasında veya iki farklı görüş arasında tartışma var. Birincisi bu meşhur İskenderiye Kilisesi ki onlar diyorlar ki tamam İsa büyük bir insan, üstün bir beşer ama neticede beşer diyorlar. Fakat diğerleri de özellikle o Yunan paganizminden, kültüründen etkilenen Hristiyanlık ya da İsa'nın peşinden gittiğini iddia edenlerse onun bir tanrı veya tanrısal bir uluhiyet yüklemişler. Onun olduğunu savunuyorlar. Ve Konstantin bakıyor. Zaten Konstantin de Hristiyan değil. Yani dini seçen adam Hristiyan değil. O da enteresan. Konstantin de bakıyor. Bu İsa'ya tanrı diyenleri seçiyor. Çünkü kendisi de
Tanrı'nın yani İsa'nın koruyuculuğunu üstleneceği için, yönetimini daha çok kolaylaştıracağı için ne yapıyor? Dini de ona göre dizayn ediyor. Diğer İncil'leri, diğer görüşleri ne yapıyor? Bakın orada ayıklıyor, bunları ortada bırakıyor. Aslında temelde kuruluş budur. Yani o Yunan paganizmini, o Yunan mitolojisini Hristiyanlığın içerisinde tekrar diriltmişlerdir. Burada hocam çok özür dilerim. Altı çizilmesi gereken nokta şudur. Şu ifade çok tanıdık geliyor da bir yerden. İsa Allah'ın ete kemiğe bürünmüş halidir diyorlar. Bu çok önemli. Bakın. Evet. Evet hocam. Gerçekten de hocam Yunan mitolojisine baktığımız zaman birçok insan figürünün orada tanrılaştığını, evet, tanrı olarak lanse edildiğini görüyoruz. Yani toprak tanrısı, bilmem gök tanrısı, deniz tanrısı falan. İşte Zeus falan dediniz. Zeus işte yıldırım tanrısı olarak evet, ortaya konuyor. Yani Yunan kültüre uygun bir din dizaynı var. Yunan mitolojisinden de Hristiyanlığın etkilendiğini söyleyebiliriz. Tabii. Değil mi hocam? Mitolojik bilgilerin o zaman hatta İncil'e bile girdiğinden, tabi yazılmış olan İncil'e tabii de girdiğinden söz edebiliriz. Hocam peki bu İncil'ler, Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncil'leri bir Hristiyan'ın gözünde niye böyle çok İncil var dendiği zaman nasıl cevap veriyorlar? Ne aslında diyorlar? Bugün Hristiyanlığın gözünde az önce bir şey söyledim. Bizde Kur'an-ı Kerim neyse onlarda İsa odur dedim. Şimdi onlar Matta'ya, Markos'a, Yuhanna'ya bizim Kur'an'a baktığımız gibi bakmazlar. Yani Allah tarafından indirilmiş bir İncil hayır, yok. Hayır hayır, bakmaz onlar. Hatta onlar için kutsal kitap, kitab-ı mukaddestir. Nedir kitab-ı mukaddes? Tevrat'ın içerisinde bir bölümdür aslında. Fakat Matta, Markos, Yuhanna bizdeki siyer kitaplarına aslında hadise bile tekabül etmez. Çünkü bizim hadis ilminde bile hocam alanınızdır bilirsiniz. Senet'i, tenkitleri vardır evet, yani. Ama bu hadise bile tekabül etmiyor. Bizdeki bu şey kitaplarına, ne derler o, siyer tarzı yani İsa, Hazreti İsa'nın hayatı üzerinde yaşadığı, şurada şunu yaşadı, burada bunu yaşadı ki İncil'lerde onların arasında da ihtilaflar var. Yani bu dört İncil hakkında söylememiz gereken işte Aziz Yuhanna'nın, işte efendim Aziz Luka'nın İsa ile yaşadığı tecrübeler, aktardığı şeyler. Yani o Hristiyanlar ona öyle bakar. Bizdeki bizim İbn-i İshak'ın siyerine nasıl bakıyorsak, İbn-i İshak'ın siyeretine nasıl evet, bakıyorsak onlar da ona öyle bakar. Onlar kutsal kitap olarak Kitab-ı Mukaddes'i, Tevrat'ın içerisindeki o bölümü tanırlar. Bunlara kutsaliyet atfetmezler. Yani Hristiyanların gözünde Hazreti İsa'ya inmiş bir vahiy yok. Vahiy İsa'nın kendisi, tabii kendi ki, bedeni. Dolayısıyla yani daha sonra yazılmış olan İncil yazarlarının evet, bilgisi dahilinde farklı farklı evet, orada yazmış olabilirler. Orada Kur'an'dan bir vurgu yaptınız hocam. Hani Hazreti İsa için yemek yerdi. Bu biliyorsunuz lavaboya gitmekten diyelim kinayedir aslında Arapçada. Yani İsa tuvalete giderdi. Hacet ederdi. İnsani özellikleri vardı. Tabii yani tanrısal vasıf yüklediğiniz insan yemek yiyor ve lavaboya gidiyor değil mi haceti için. Yani o oradan kinayedir. Hadi veyem şu nefil esfak diyor. Yani çarşı pazar gezerlerdi. İnsandı yani. Tabii. Evet. Bir beşer. Hocam şunu da sormak istiyorum. Peki Müslümanların gözünde İncil ya da Tevrat'a da giriş yapacak olursak nedir? Kur'an'a göre Hristiyanlık, Kur'an'a göre İncil, Tevrat. Biliyorsunuz biz bunlara muharref kitaplar diyoruz. Tahrif edilmiş kitaplar diyoruz. Hatta Kur'an'da yuharrifun el kelime an mevazihi diyor yani. Şimdi bizde klasik tahrifat deyince şöyle anlarız hocam. İşte Hristiyanlar, Yahudiler kitapları nasıl tahrif ettiler? Bu önemli. Kelime mi değiştirdiler? Aldılar. Ya aldı kitabı, bu sayfayı sildi, burayı beğenmedim dedi. Birini yırttı. Yani sanki böyle biraz temelden bir şey anlıyor. Aslında tahrifat bu değildir yani. Tam anlamıyla bunu karşılamaz. Biliyorsunuz bazen Arapça kelimeler o kadar yoğun anlam ifade eder ki klasik algılarımız ve sözcüklerimiz karşılayamayabiliyor. Mesela orijinal kelimesi var. Mesela tahrifatın zıttı orijinal midir? Veya dejenerasyon var. Veya az önceki bahsettiğim anlamı da var yani. Değiştirme anlamı da var. Şimdi bugün batılı müsteşrikler ki bunların başında Montgomery Watson çektiği
şunu söylüyorlar hepsi, Hristiyan olmasına rağmen. Kendi diliyle yazılan, dünyada kendi diliyle yazılan tek kitap Kur'an'dır. Mesela İncil'e baktığınız zaman, hadi İncil'e bir uluhiyet atfettiler diyelim. Hazreti İsa hangi dilde konuşur yazardı? Aramice. Aramice, evet. Peki bugün en eski İncil nüshasının dili Grekçedir. Yunanca, Yunancadır evet. Yani. Çeviride bile zaten bugün en profesyonel çevirmen bile bir dili diğer dile çevirirken neler gidiyor? Yani aslında bu bile İncil'in tahrif edildiğinin göstergesidir. Hatta aslında İncil diye bir kitap var mı bu manada? O vahiyler midir? O da tartışmalıdır yani. Çünkü kutsal kitaptan bahsediyorsunuz. Kitabın adı bile Yunanca, içeriği Yunanca ama kitabın getiricisi olan peygamber Aramice konuşuyor. Başka bir dilin. Hocam dil büyük bir şeydir. Dil dediğiniz kelime öyle basit bir şey değildir. Dil dediğiniz o kavramın arka planı o kadar derindir ki dil, hani demiş ya bir dil bir insan. Dil demek büyük bir kültür demektir hocam. Siz bir dili başka bir dile çevirirken o insanın düşünce dünyasını, o kültürünü aktaramazsınız. Zaten çeviride bile yani bırakın tahrifat, yani tahrifat kelimesine girmeye, çeviri yani ne kadar itibar edilir. Biz bugün Kur'an meallerine ne kadar, nasıl temkinli yaklaşıyoruz değil mi? O bile evet. Şeyken yani var Hristiyanlığı düşün. Tevrat'a gelince hocam, Tevrat'ın aslı kaybolmuştur. O tablolar, levhalar. Yani oradaki tahrifat da bu şekildedir. Mesela bu bizim az önce verdiğimiz örnekteki gibi işte Yahudi hahamlar geldi, kitabın bazı sayfalarını yırttılar, sildiler gibi anlayamayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. O Yahudi bilgelere de ki ey peygamber, gidip kendi kitabınıza bakmaz mısınız? Bu çok önemlidir yani. Bu şu demek, tam anlamıyla bir tahrifattan değil de يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَضِّيهِ gibi ya da onlar ağızlarını, dillerini bükerek Allah'ın ayetlerini saptırırlar gibi, gerçeği gizlerler gibi. Ama dejenerasyon ya da metnin orijinalliği noktasına geldiğimiz zaman dünyada şu anda kendi diliyle yazılan bir Tevrat yok. Bir Tevrat da yok. Zaten Bible diyorlar Yahudiler, yani Babil'de yazıldı. O yüzden Tevrat'ın dili çok serttir. Tevrat okuyanlar bilirler. Onları şöyle öldüreceksin, emzikli çocuklarını şöyle öldüreceksin, hamile kadınlarını böyle öldüreceksin. Çok vahşi, gaddarca ayetler var. Efendim nedir bu? Çünkü Babil sürgünü esnasında tekrar yazıldığı ve dizayn edildiği için dili çok aşırı serttir hocam. Ama dediğimiz gibi bunların orijinalleri yoktur. Orijinalleri de kaydedilmiştir. Yani bu Tevrat'ın ve İncil'in tahrifat süreci diyelim böyledir. Evet hocam. Hocam bir de bu ehli kitap dediğimiz Hristiyanlar ve Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'de çok ayeti kerime var bunlarla alakalı olarak. İşte وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Evet. Sen onlara tabi olmadıkça, yani Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmadıkça, onların dinine girmedikçe onlar senden razı olmazlar şeklinde. Ya da يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. Evet. اَوْلِيَا. Yani onları dost edinmeyin. Evet. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Evet. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. İşte bu şekilde ayet-i kerimeler var. Eğer kim onlara dost edinirse onlardan olur şeklinde ayet-i kerimeler var. Bunlara ne gözle bakmak gerekiyor? Şimdi elbette dünya üzerinde en çok topluluğa, nüfusa sahip insanlar Hristiyanlar ve Yahudiler ve şu anda Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize zulmediyorlar. Bunlarla bir Müslümanın irtibatı nasıl olmalı? Kur'an-ı Kerim dost edinmeyin diyor. Dost edinmemekten kasıt nedir? Çünkü sorular geliyor. Diyor ki hocam diyor, benim diyor işte Alman arkadaşım var. Ya da ne bileyim Rus arkadaşım var. Hristiyan sonuçta. Onunla ben arkadaşlık, dostluk kurmayacağım. Şimdi o ayet merkezli yaklaştığımız zaman onları veli edinmeyin diyor. Buradaki velayetten kasıt dini anlamda bir dostluktur. Yani müfessirler bu detayı vermiştir aslında.
Yani burada Hristiyan bir komşunuz olamaz, Hristiyan bir ortağınız olamaz şeklinde değil. Bunlarla dinsel bir ilişki, dini anlamıyla bir dostluk kuramazsın. Yani dostluk kurabilirsiniz, lakin oradaki veliden kasıt bu değil. Dini anlamda bir dostluktan söz ediyor. Yani dininizden taviz vermeme noktası. Evet. Yani bunun dışında zaten ayette belirtilen de budur aslında. Hocam şunu tekrar hatırlatmamız gerekirse, Hristiyanlık bugün bir şahıs dinidir. Bir beşer üzerine, beşere haddinden fazla uluhiyet yüklenerek, birçoğu hurafe olun, uluhiyet yüklenerek oluşturulan bir dindir. Yahudilik ise etnik bir dindir. Bir tamamen bir milleti, bir ırkı kutsayan bir dindir. Ama Müslümanlığa gelince, Müslümanlık tamamen vahiy, Allah'ın koyduğu ilkeler ve prensipler doğrultusunda hareket edilmesini öğütleyen bir dindir. Bunu meşhur teolojiden, Hristiyan bir rahipken, papazken diyelim, Müslüman olmuş Şimon çok güzel açıklar. Fransız teolojiden Şimon der ki, niçin Müslüman olduğun sorusunu sorduklarında şöyle diyor, Hristiyanlık ve diğer dinler isimler dinidir diyor. İsimler üzerine kurulu bir dindir diyor. Ama diyor İslamiyet ilkeler ve prensipler dinidir diyor. Bakın bu gerçeği çok güzel yakalamış ve ifade etmiş. Gerçekten İslamiyet bu manada yeryüzündeki şu anda yaşayan en mükemmel dindir. Atabiliyor muyum? Fakat maalesef Hristiyanların ve Yahudilerin yaşadığı o kötü tecrübeyi bugün yaşamak isteyen Müslümanlar var. Tabiri caizse İslamiyet'i bir isimler dini, sanki Allah bazı insanları diğer insanlara üstün kılmış gibi. Yani tabii ki takva denen bir ölçüt var, o ayrı bir şey. Lakin bir insan diğer insan üzerine üstün değildir. Takvadaki üstünlük, biliyorsunuz Allah'tan çok sakınmak, sorumluluğunun bilincinde olan Müslümanlar Allah katında tabii ki üstündür. Lakin bu üstünlük uluhiyet anlamında değildir. Değil. Hocam. Yahudiliğe baktığınız zaman dedik de onlar da etnik bir din, bir ırkı kusuyor. Bugün kişiler, yani bazen öyle şeyler, üzücü şeyler görüyoruz ki hocam. Bu en son işte FETÖ, Pensilvanya'daki örneği gördünüz. Belli bir cemaati, grubu kutsama, belli bir şahsı kutsama. Bakın Kur'an-ı Kerim bunları bu yüzden eleştiriyor. Bunların dinlerinin tahrif olmasının, dejener olmasının en büyük sebebi bu. O yüzden Müslüman kardeşlerimize de tavsiyemiz, ne olur Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Efendim bu tür şeylere bakın, geçmiş ümmetler bu yüzden helak oldu, öyle değil mi? Rum suresi hocam 32 olsa gerek, ayeti çok iyi hatırlayalım. Ey peygamber, yüzünü dosdoğru Allah'ın dinine çevir. Senden öncekiler dinlerini parça parça ettiler, fırkalara ayırdılar. Herkes kendi fırkasıyla övündü diyor. Evet. Müthiş bir mesaj hocam yani. O Allah'ın ipine sarılmak konusuna gelince hocam, ayeti kerimede Allah'ın ipine sımsıkı sarılın derken, o Allah'ın ipinden kasıt, işte orada sıkıntı çıkıyor. Allah'ın ipinden anlamamız gereken Kur'an-ı Kerim, Kur'an ve sünnet, sahih sünnet. Evet. Ancak o Allah'ın ipini maalesef insanlar şahıslara atfediyor. İşte kendi hocası, şıhı, şeyhi neyse, onları Allah'ın ipi olarak gördükleri için böyle sıkıntılar maalesef ortaya çıkıyor. Hocam, inşallah konumuza devam edeceğiz. Şöyle bir giriş yaptık Hristiyanlıktan. İnşallah reklamdan sonra bir kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Efendim tekrar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Programımız devam ediyor değerli dostlar. Emrullah Zorlu hocamla birlikte Hristiyanlıktan bahsediyorduk ki malum yılbaşı yaklaşıyor. Bu yılbaşı kutlama adeti bize nereden geldi, nereden geçti, batıdan mı geçti? Hristiyan kültüründen elbette geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle Hristiyanlıktan bahsetme adına Hristiyanlık nedir? Bundan bahsettik. Günümüzdeki Hristiyanlığın, asıl Hazreti İsa'ya inmiş olan Hristiyanlığın olmadığı, aslında daha sonraları Paulus denilen kişinin kişi tarafından kurulduğundan bahsettik. İncillerden bahsettik. Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin Hazreti İsa'ya inmiş olan İncil'ler olamayacağı, daha sonraları yazılmış olduğu, asıl
en eski İncil nüshasının Yunanca olduğu, halbuki Hazreti İsa'nın ana dilinin Aramice olduğundan bahsettik. Şimdi hocam, Hazreti İsa'nın bir de Mesih İsa nedir? Mesih, niçin Mesih denmiş? Hazreti İsa'nın ölümü, öldü mü? Kur'an'a göre işte yükseltildi, göğe yükseltildi falan ayetleri var. Bir de asli günah. Hristiyanlık inancında hani vaftiz ediyorlar ya doğan her çocuğu. Evet. Bu inançlar nereden gelmiştir Hristiyanlıkta? Sondan başlayalım o zaman. Bu asli günah dediğim şey Hristiyan teolojisinde, Hristiyan itikadında biliyorsunuz her doğan çocuk günahkar doğar. Çünkü dedeleri, babaları ve anneleri, değil mi? Adem ile Havva cennette günah işlemişlerdir. Her doğan çocuk onun günahıyla doğar ve ondan dolayı ne olurlar? Vaftiz edilirler. Evet. Tabii yani sorsan kardeşim, hadi diyelim bir insan başkasının işlediği günahtan dolayı niye günahkar olsun, niye sorumlu olsun diye sorduğunuz zaman bir ton uzunuza diye cümleler kurarak veya bazı tevilleri yaparak geçiştirmeye çalışıyor. Aslında dogmatik bir din yani manada. Orada bir sıkıntı var ama. Var tabii yani cevap vermiyorlar. Bir Hristiyan'a bir suç işlese, o suçu başkasına yükleseler yani buna itiraz edecek. Kur'an'da vardır. وَلَا تَذِرُ وَاَذِرَةٌ مِذْرَ اُخْرَى yani kimse evet. Kimsenin günahını üstlenemez. Günahını üstlenemez yani. Ama bunlarda maalesef böyle bir şey var. Hatta daha enteresanı şudur. İsa peygamber kendini bu günahın temizlenmesi için feda edecek. Yani bu günahı Allah temizleyecek. Allah nasıl temizleyecek? Hristiyanlara kendi kanından ya da kendisi İsa artık orayı nasıl dizayn ediyorlar o da enteresan. Bizatihi kendi kanından, kendi oğluyla oğlunu feda ederek tüm insanlığı kurtaracak. Yani bu da ikinci bir dogmatiklik. Yani benim günahımdan dolayı bütün insanların günahını niye Hazreti İsa ödesin ki? Evet. Şimdi bu da ayrı bir dogmatiklik. İşte burada merhamet baba o yani o merhamet üzerine kurulu bir din. Yani ama merhameti olumlu anlamda değil yani. Burada ciddi bir adaletsizlik var yani. Bir, ben niye Adem ve Havva'nın işlediği günahtan mesulüm? İki, hadi onu geçtik. Benim şu anda işlediğim günahtan Hazreti İsa ne alaka yani? Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda da Hristiyanlık inancında işlenen her günah af mı oluyor? Tabii. Hazreti İsa çarmıhta öldüğü için. Tabii. İsa onların günahı için kendini feda etmişti. O yüzden haç ve İsa'nın çarmıhta ölmesi, haçta o haç onu ifade ediyor. Evet. Onlar için olmazsa olmazdır. Hatta bugün Hazreti İsa'ya Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın dirisi değil, ölüsü lazım onlar için. Çünkü bir şeyi, inanç onun üzerine kuruluyor. Gene bir menfaat var. Kendi tabii günahlarını canım. Bir affettirme, yani, günah çıkarma. Tabii. Hali hazırdaki kilise babalarının yaptığı günah çıkartma olayında tabii. Günahı çıkartıyorlar. Asli günahı da Hazreti İsa ödediğine göre bitti yani. Bir sorun yok demektir onlara göre. Yani pırıl pırıl evet. Gidiyorlar. Bu tabii hocam bu tamamen dogmatik bir inanç yani. Normal aklı başında bir insana bunu kabul ettiremezsin ama biraz edebi bir dil kullanarak biraz tevillerle bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Burada bizim de eksikliğimiz var yani. Biz gerçekten Avrupa'da okutulan dinler tarihi kitaplarına baktığımız zaman mesela sadece İhlas suresini koysak oraya yeter. Onların ikna olması için. Fakat genellikle böyle cihat ayetleri veya evliliklerle ilgili, boşanmayla ilgili ayetleri koyarak hani Kur'an-ı Kerim'i tanıtırken mesela ben İsveç'te okutulan bir dinler tarihi kitabında görmüştüm. İki cihat ayeti koymuş bağlamından kopartarak veya evlilik nüşuzlarla ilgili iki ayet koyuyor. Kur'an'ı böyle tanıtıyor. Ya koy bakayım oraya bir İhlas suresini. O genç tevhidi bir görsün. Ama burada maalesef Müslümanlar olarak bizim de ciddi eksiğimiz var. Müslümanlar yani bizler diyelim, Müslümanlar derken biz de bu dinin bir parçasıyız. Birbirini yemekten emri bil marufa vakit kalmıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey var. Hatta bir de yeri gelmişken bunun üzerinden de mesaj vermek isterim. Hristiyanları, o ehli kitabı Kur'an eleştirirken en son diyor ki leyse sevaun diyor. Hepsi bir değildir. Aralarında hakikaten Allah'a inanan, Allah'ı tesbih eden, Allah'ı zikreden değil mi? Bunlar ayet. Ya bu çok önemli. Bakınız hocam. Yani Hazreti İsa'ya ilk inen, dine inanan. Hocam şöyle. Onlardan mı bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de?
Hocam o da var. O dönemdeki Hristiyanlar da var. Hazreti Peygamber döneminde. Ben şu bahsettiğim şurada şu. Cenab-ı Allah kurumun arasında yaşı yakmıyor. Hristiyan olmasına rağmen samimi olanları gerçekten ayırmış. Bak üstünü kafir diye çizmemiş. Evet. Ya bu dini sahibi Allah. Ama bugün insanlar arasında bazı görüşlerde, dini görüşlerde ondan farklı düşünüyor diye kafir, tekfir zındık. Eden. Evet. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın Maide suresinin son ayetinde Hazreti İsa'nın "Ey Meryem oğlu İsa gel bakalım" diyor Allah, sorguya çekiyor. Sen mi dedin beni bırakıp da annemi babamı ilah edinin diye bunlara? Haşa ya Rabbi diyor, ben seni tenzih ederim. Ben deseydim zaten sen bunu bilirdin. Ben aralarında yaşadığım müddetçe sadece tebliğimi yaptım. Sonraki ifade çok enteresan hocam. Ama eğer onları bağışlarsan onlar senin kullarındır diyor. Evet. Bak hocam. Müşrik. Bunlar müşrik. Ona rağmen Hazreti İsa'nın cümlesi çok önemli hocam. Bağışlarsan onlar senin kulların diyor bak. Bu Kur'an'da geçiyorsa örnektir hocam. Bir, ya adam Müslüman, Allah'a ve Resulüne iman ediyor. Fakat bazı görüşlerde, ihtilaflı görüşlerde seninle aynı düşünmüyor diye sapık, ehl-i sünnet dışı, kafir diye dışlıyoruz hocam. Bu doğru değil. Bak bu da, bu konudan da yeri gelmişken örnek verelim, mesajımızı verelim. Şimdi Mesihlik meselesine gelince hocam, aslında Mesih Hazreti İsa'nın sıfatıdır, bilinsin diye yani. Çünkü onlar daha manada daha çok Mesih diye İsa'yı isimlendirdikleri için Kur'an bu bilinen üzerinden mesaj veriyor. Yani onun bir özelliği değil de bir ismi, sıfatı gibi anlatılıyor. O onlar kültürde olan bir şey yani. Ayrıyeten bir kurtarıcı manası yok Mesih'in yani. Ya da öyle bir işlevi yok. Mana o ama işlevsel olarak değildir o. Bir sıfat olarak yani. Nasıl bugün arkadaşlarımıza lakap takıyorsak, evet, öyle bir lakaptır. Kur'an-ı Kerim'de o lakabı kullanıyor. Bu bir Mesih İbni Meryem, Mesih İbni Meryem aynen şeklinde bu geçiyor. Bu da hocam bir şey daha Kur'an'ın icazıyla alakalı burada. Şimdi biz de icazül Kur'an deriz. Ne olduğunu bilmeyiz, bu kavramları kullanıyoruz da. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin isimleri tekil olarak kullanırken, işte Musa, Harun, değil mi? İbrahim, Lut böyle geçerken. Ama Hazreti İsa'ya gelince Mesih İbni Meryem ifadesi çok önemli hocam. Meryem oğlu İsa diyor. Neden? Çünkü o indiği toplumda ehli kitap ne diyor Hristiyanlar? Allah'ın oğlu. Kur'an'da ne diyor inetle? Meryem'in oğlu. Meryem'in oğlu diyor. Bu da bir Kur'an'ın icazıdır. Evet. Evet hocam. Son bir sorumuz daha var. Kur'an'daki. Bu Hazreti İsa'nın İşte göğe yükseltilme meselesi, çarmıha gerilme meselesinden de bahsedecek olursak. Hocam şimdi Nisa suresi o 156, 155'ten o 159'a kadar olan bölge bununla alakalıdır. Orada وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ مِنْ شَبَّهَ لَهُمْ. Onu ne öldürebildiler? Ne asabildiler? Öldürdük zannettiler. Evet, ya da müfessirlerin yani bazılarına göre ona benzer birini astılar. Bazılarına göre zannettiler yani bu. Ama şunu şöyle söyleyeyim. Hazreti İsa'nın çarmıhta ölmediği kesin. Yani fakat Hristiyanlar bugün çarmıhta öldüğünü kabul ediyorlar. Çünkü etmek zorundalar yani. Çünkü inancı ona göre dizayn etmiş. Evet, asli günah temizlenmesi için. Ama evet, biz bu Kur'an'a, bu ayete müfessirlerin ne dediğinin ya sünnetten yani bunun peygamberin hayatında bu ayetin yerine şimdi özellikle Razi'yi Taberi bunu çok güzel izah eder. Şimdi yukarıdaki ayette biz onlar Yahudileri Meryem oğlu İsa'yı katlettik demeleri üzerine lanetledik diyor. Aslında onu öldüremediler, onu asamadılar. Çünkü oradan Hazreti Peygamber'e parmak sallıyorlar, mesaj veriyorlar. Bak Muhammed biz İsa'yı öldürdük. Seni de öldürürüz. Seni de öldürürüz. Bu ayet bunun üzerine indiriyor. Yani İsa'yı onlar öldürmedi diyor. Allah burada peygamberimize tabiri caizse bir moral veriyor hocam. Zaten yani bu ayetin İsa peygamberin göğe yükselmesiyle de pek alakası yok yani doğrudan. Çünkü yani müfessirlerden Taberi'yi açarsanız detaylı anlatır bunu. Ama başka ayetlerde ben rafaallahu ileyh diyor yani. Ya da inni mutevaffike ve rafiuke ileyh. Yani işte buradaki ref kelimesi hani Hazreti İsa'nın
göğe yükseltilme meselesi. Biliyorsunuz Kur'an'da göğe yükseltilen peygamber sadece o değildir. İdris peygamber de göğe yükseltilmiştir. İbrahim peygamber için de o ref ifadesi vardır. Derecesinin yükseltilmesi için tabii, almayanlar da olmuş mu? Tabii Allah temizlemesi, seni onlardan temizlendireceğim, arındıracağım gibi böyle manaları vardır. Nitekim kafirlerin ruhu yükselmez diyor, ref olmaz diyor yani. Bu bağlamda efendim söylenir. Ama 158-159 orada şöyle bir ayet var. Ehli kitaptan biraz zor bir ayettir yani. Bazen bugün meallendirmekte, tefsir edilmekte insanların zorlandığı ayetlerden biri. Ehli kitaptan her kim ölmeden önce ona iman edecektir diyor. Efendim, o İsa da kıyamet günü onlara şahitlik edecektir diyor bu ayetin sonu. İşte burada da şu aslında, hani İsa'yı öldürdük diyorlar ya, aslında İsa'yı öldürmediklerini kıyamet günü geldiğinde kendileri de öğrenecek. İsa da onlara şahitlik yapacak. Beni öldüren siz değilsiniz manasında. Bağlam itibariyle de. Tabii bunları da yine kendi tefsirimiz, kendi yorumumuz değil. İmam Taberi'nin başka, mutlaka başka müfessirler de vardır da aklıma gelen o, o Taberi'nin Camiül Beyanı'ndan öğreniyoruz hocam. Hocam vaktimiz ilerlerken bir de yılbaşı da yaklaştığı için yılbaşından da bahsetmek istiyorum. Noel, yılbaşı, bunlar Hristiyanlıktan geçmiş bir kültür hocam, olduğu Noel bellidir. Hocam Noel'le yılbaşını ayırmak lazım tabii. Bunlar hakkında da bilgi alabiliriz hocam. Noel başka, Noel geçti zaten. Noel 25'indeydi. Noel biliyorsunuz Hazreti, yani Hristiyanlıkta dini bir şey. Evet. Gün. Hani İsa peygamberin öldürülmesi, yükseltilmesi, bununla alakalı bir gün aslında. Çarmıha doğması, gerilmesiyle tabii, alakalı. Yani bir dini inanış aslında. Dolayısıyla hani burada evirmenin, çevirmenin manası yok. Yılbaşını Müslüman kutlayamaz. Şey, Noel'i yılbaşı, Noel'i Müslüman kutlayamaz. Çünkü bu dini inanış yani. Bizim Kurban Bayramı gibi, Ramazan Bayramı gibi. Hadi biraz daha şey yapalım. Kandiller gibi bir şey bu. Evet. Yani biz Müslümanız neticede. O bir dini ritüel olarak onu yapıyor. Bu 25'i. Fakat yılbaşı biraz daha farklı hocam. Şimdi yılbaşına dini bir şey vermiyoruz. Lakin ben şöyle düşünüyorum. Yılbaşını ben bir kültürel yozlaşma olarak görüyorum hocam. Bizim coğrafyada. Ne hocam, yani insanlar yılbaşını kutlayamaz mı? Kutlayabilirim. Lakin oradan gelmesi bir soru işareti. O adamın kültürüyle kutlaman ikinci bir soru işareti. Çünkü Hindi falan filan biliyorsunuz. Evet. Yani nedir bu? İşte çam ağaçları suda süslemek falan. Yani bu ne, nereden geliyor? Evet. Çam ağacı, Hindi, bu kültürel yozlaşmadır hocam. Şimdi bununla alakalı biz fetva, yani Noel ile ilgili fetva veriyoruz ama yılbaşı ile ilgili kesin net fetva vermiyoruz. Lakin ona rağmen hocam işte müftülük böyle diyor, Diyanet böyle diyor, böyle bir şey mi olur? Kardeşim bu kültürel yozlaşmadır. Kültürünü yozlaştırıyorsun. Evet. Sonra çıkıp diyorsun ki Türkçemiz elden gidiyor, kültürünü yozlaşma var diyorsun. Sebebiyet veriyorsun. Hiç bugüne kadar Malazgirt, Mirya Kefalonu, bunlar bizim Türk tarihi açısından önemli şeyler hocam. Kut, Kutul Amare, 1935'lere kadar bu ülkede Kutul Amare zaferleri kutlanıyormuş biliyor musunuz hocam? Irak'ta İngilizlere karşı verdiğimiz kahramanca müdafaanın. Niye bunlar hiç kutlanılmıyor? Siz bu ülkede Malazgirt zaferinin yıl dönümü geldiğinde vallahi diyorum Avrupa Malazgirt gibi bir olay yaşasaydı öyle bir kutlardı ki coşku. Nerede kutluyorsunuz? Bırakın kutlamayı. Sabah çocukları dizdiğiniz gibi 5 dakika hatırlatmada bile bulunmuyorsunuz Malazgirt'te ya. Mirya Kefalon, Anadolu topraklarının tapusunu almışız. Kutluyor musun? Maalesef, evet. Ya sen kendi kültürüne sahip çıkamamışsın. Kültürünü asimile ediyor. Bunun böyle sakıncası var. Bakın, Noel'e tamam dini fetva verelim. Lakin yılbaşıyla alakalı senin kültürünü mahvetmiş. Bakın bu ikinci bir tuzaktır hocam. Ben şöyle uyarmak istiyorum. Ekran başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımızı. Artık adam sinema üzerinden, sosyal medya üzerinden, sanal alem üzerinden öyle ince mesajlar gönderiyor ki. Çok basit hocam. Bir papaz, bir Hristiyan gelse, senin elinden çocuğunu alsa, kiliseye tanıtmak amaçlı götürürse izin verir misin? Anadolu coğrafyasında kimse vermez. Evet. Ama çocuğun bugün bilgisayar başında online oyun oynarken ya da bir dizi sinemaya gidip, değil mi?
bir alışveriş merkezinin sinemasında film izlerken kiliseyi de geziyor. Kilisenin bütün görevlerini, detaylarına kadar, camiyi bilmez mesela ama biliyor hocam. Evet. Hocam şu anda adamlar bu sinema üzerinden, bu kültür üzerinden gelecek yüzyılın misyonerlik faaliyetlerini alttan alta atıyorlar hocam. Şu anda bizim gençlerimiz buna görsel evet. ve zihinsel arka plan anlamında çok aşina olacak. Kapı kapı gezmelerine gerek yok. Gerek yok artık. Misyonerlik yani, faaliyeti için. Tabii yani. Evet. Ve biz maalesef Müslümanlar hala uyuyor hocam. Bununla alakalı bir önlem yok. Biz hala efendim talak 3 kere boş ol dedi. Bunu bir talak mı sayacağız? Bunu telaki selase mi sayacağız? Yok. Ten çoraba mes olur mu? Olmaz mı? Biz bunlarla tartışırken hocam Anadolu tabiriyle elin oğlu bak gelecek yüzyılın efendim. Ha onlar bunlar önemsizdir diye demiyorum. Lakin 7-24 bunlarla uğraşıyoruz hocam. 7-24. Evet. Biraz gençliğimize sahip çıkalım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu yılbaşının yılbaşı üzerinden bu mesajı vermiş olalım. Hem dini değerlerimizi telef ediyoruz. Hem kültürel değerlerimizi telef ediyoruz. Bu bir vatana yapılacak olan en büyük ihanettir hocam. Bakınız evet. bu düşünce devrimidir. Emperyalistler, işgalciler Müslüman coğrafyalara geldikleri zaman sömürülecek bir beyin, zihin bulamasalardı gidilecekti hocam. Her açıdan sömürüye müsaittik. Sömürdüler hocam. İnsanları bir arada kolektif bir şekilde tutan şey bilinçtir hocam. Bu bilinci ne oluşturur? Bir, din oluşturur. Evet. İki, o insanların kültürü oluşturur. Ve biz bunların bugün dejenere edilmesine, asimile edilmesine göz yumuyoruz. Ne derlerse desinler hocam ya biz doğruyu söylemeye devam edeceğiz yani. Yılbaşını da kutlayabiliyoruz. İki zaman kendi örfüne, kendi kültürüne göre kutla. Çam ağacı nedir? Hindi nedir? Yani bu özentilik evet. nedir hocam? Bir de şunu düşünmek lazım. Bir Müslüman olarak Batı dünyası, Hristiyanlar Kurban Bayramı'nda bizim Kurban Bayramımızda onlar kurban kesiyorlar mı? Böyle bir şey yapıyorlar mı? Ya da onlar tabii, bizim kandillerimizi kutluyorlar mı? Tabii tabii. Böyle bir şey yapmıyorlar. E o zaman biz onların dini ritüellerini niçin yapalım? Hocam en şey bu, onlar asla dinlerinden taviz vermez. Bakın geçenlerde bir konferans vardı. Modernite üzerine çok konuşuyoruz ya. Modernite şöyle sonuçlar doğurdu, böyle sonuçlar doğurdu. Modernitenin teorisyeni meşhur Alman filozof Immanuel Kant'tır hocam. Yani moderniteyi din karşıtı bir şey olarak konumlandırırlar. Fakat Kant meşhur devleti koyar temele. Devletin üzerine de neyi koyar biliyor musunuz? Din der, din. Benim mükemmel dinim, Hristiyanlık der yani kendince. Asla dinlerinden taviz vermezler hocam. Bugün bir, mesela ateizmin başkenti, ülkesi Fransa. Ateist olmalarına rağmen Noel'i de kutlarlar. Dini değerlerini de kültürel anlamda yaparlar. Niye biliyor musunuz hocam? Çünkü o Fransız biliyor ki bu benim ülkemin olmazsa olmaz. Bu benim ülkemi ayakta tutan çivilerden biri. Ben buna zarar veremem. Biz de öyle değil. Ya yapmayın etmeyin dediğimiz anda ya bunlar da yobaz mı gerici mi? E kardeşim ama 3-5 gün sonra da kültürel asimilasyon dilimiz asimile ediyor, kültürümüz asimile ediyor diye ağlıyorsun. E buradan giriyor. Evet. E bunların önünü kapatmıyorsun ki. Ya kapatanlara da gerici yobaz oluyor. Hocam yani peki yeni yetişen gençlikten bu anlamda umutlu muyuz yani? Yani bunu da sormak lazım. Buradan ailelere seslenelim yani. Önce kendi kültürlerinize bir sahip çıkmayı öğrenin. Ne kadar şeye Malazgirt'ine, Çanak Kalesi'ne, efendim Mirya Kefalon'una, Anadolu'ya gelişimize, kendi kültürel bayramlarımıza, kendi milli ve dini bayramlarımıza ne kadar sahip çıktık? Mesela Cumhuriyet'in kuruluşunu nasıl kutluyoruz? Yani yılbaşı gibi mi? Ya bunları bir göstermelik sorma. Oluyor. Ne göstermelik ama yılbaşına evet. 10 gün önceden hazırlık yapıyorsun. Alışverişler, hediyeler. Hediyeler şu bu. Evet. Kendi ülkenin milli ve manevi değerlerine, bayramlarına hiç 10 gün önceden hazırlık yaptığın oldu mu? Ya bunları bir sorgulamak lazım. Yani bu olaylara bir de bu açıdan bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Peki hocam, yılbaşını bir Müslüman nasıl geçirmeli? Neler yapabilir kendi kültürü çerçevesinde? Hocam ben şu var, illa kutlamak istiyorsa da
Tam kutlayabilir. Ben bir şey demiyorum. Lakin bunu oradan gelen bir dayatma bir şey olarak değil yani. Bir dayatma olarak, bir baskı olarak değil yani. Kendi kültüne, örfüne göre topla. Müslümansa ibadetini yapar. Veya yine kutlama da yapabilir. Gel 3-5 arkadaş helal daire çizgisinde. Helal daire çizgisinde. Ya, evet. Hocam çünkü bizde yılbaşı deyince başka oyunları var. Bak. Milli piyangosu var. Tamam mı? Fuhuşu var. Alkolü var. Evet. Yani kutlama deyince de aklımıza gelen bu. Tek helal olan herhalde atılan havai fişek. O da çevredeki insanlar rahatsız ediyor. Tabii o da ayrı konu da. Yani yılbaşı deyince bunlar akla geliyor hocam. Ha, bu yönüyle de yine fetva verilebilir aslında. Caiz olma işine dair. Evet. Yani kutlamasını istediğiniz şey zaten normal şeyler de değil yani. Çünkü burası Müslüman. Bakın geçenlerde İsveçli bir siyaset bilimci kadın buraya geldi. Chantal Mouffe. Profesör. Kadın Türkiye'yi bir aylık geziyor. Havaalanına giderken şoka uğramış. Ya diyor ben diyor Türkiye'nin diyor nasıl bir seküler ülke olduğunu anlayamıyorum diyor. Burası diyor Hristiyan bir ülke değil ki diyor. Kadının verdiği tepki bu çok enteresandır. Burası Hristiyan bir ülke değil ki diyor. Burası siz diyor nasıl sekülerleşebilirsiniz? Koskoca bir kültür, koskoca medeniyet, koskoca İslam. Biz nasıl bu hale gelebiliriz? Siz nasıl bu hale girebildiniz diyor. Şaşkına uğramış bir şekilde. Çünkü onun kitaplarda okuduğuyla normal gelip ziyaret ettiğinde karşılaştığı çok farklı şeylermiş. Hocam vaktimiz de doluyor. Evet. Son olarak ben de şunları söyleyerek programımızı inşallah bitireceğiz. Bir Müslüman yılbaşında bir senenin muhasebesini yapabilir. Bir sene Elbette. Boyunca neler yaptı Allah için neler yaptı veyahut Rabbimizin istemediği davranışları da yaptı mı? Bunun bir muhasebesini yapabilir. Buna nefis muhasebesi diyoruz. Mesela geçmiş günahları hatırlar, tövbe istiğfar eder. İşte Allah'ın devamlı onu murakabe altına aldığını, sürekli Allah'ın gözetiminde olduğunu hatırlar. İşte hataları, kendi hatalarını görür, başkalarının hatalarını görmez. İşte kazanılanı Allah'tan bilir. İşte aşırılıktan kaçınır yılbaşında, özellikle israftan kaçınır. Bu gibi davranışları yaparak da bütün bir senenin muhasebesini yapabilir diyebiliriz, değil mi hocam? Tabii ki. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Allah razı olsun. Değerli dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Bir sonraki İslam ve İnsan isimli programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.